Hazırız herhalde. Tamam. Evet değerli arkadaşlar. Sağlıklı günler diliyorum. Huzurlu günler diliyorum. Kolay gelsin. Iyi mesailer diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı çok güzel bir şey söylemiş. Çok doğru bir şey söylemiş. Bundan başlamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki bu dönemde birlik olmayacağız da ne zaman olacağız? Vallahi çok doğru bir söz. Altına imza atılacak bir söz, güzel bir söz. Yalnız burada bunun bir tane koşulu var Sayın Cumhurbaşkanı. Sen arada bir AK Parti rozetini çıkarsan ama yakandan değil, kafandan bu birlik en güzel şekilde sağlanır. Yeter ki arada bir sürekli değil arada bir işte böyle zor zamanlarda milletçe gerçekten birliğe en çok ihtiyacımız olan zamanlarda AK Parti rozetini çıkaracaksın. Cumhurbaşkanı kafasıyla olaylara ve insanlara bakarsan birlikte olur, dirlikte olur, huzur da olur. Önce bunu söylememiz lazım. Ve bunu bir çağrı olarak da yapıyorum aynı zamanda. Zor dönemden geçiyoruz. Ülkede siyasi partiler var. Bunların bir araya gelmesi lazım. Bunları bir araya getirecek partiler üstü bir mekanizma lazım. Bir üst akıl, bir birleştirici unsur lazım. Bu dünyanın bütün ülkelerinde cumhurbaşkanıdır bunun adı. Ama sen parti rozetinle o koordinasyonu, o eşgüdümü, o birliği sağlayamazsın. Temelli çıkar demiyoruz. Şu korona döneminde milletçe seferber olup mücadele ettiğimiz büyük bir bela karşısında sizden rica ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Parti rozetinizi bir kenara koyun. Koymayı bilin. Bütün partilere, AK Parti dahil kendi genel başkanı olduğunuz AK Parti dahil meclisteki bütün partilere ve meclis olmayan bütün partilere aynı pencereden bakabilin. Baktığınızda AK Parti'yi, CHP'yi, MHP'yi, HDP'yi, İyi Parti'yi ve diğer partileri bir kadrajda görebilin. Ama siz AK Parti penceresinden diğer siyasi partilere bakarsanız siyasi mülaza değerlendirme kaygılarla olaylara ve toplumsal süreçlere yönelik beyanlarda bulunursanız maalesef bu birliği sağlayamayız. Hem de en çok sağlamamız gerektiği günde sağlayamayız. Gelin bu millete bir iyilik yapın korona ile mücadele bitene kadar AK Parti rozetinizi çıkarın. Dünyaya gönderdiğiniz yardımlarda biraz sonra değineceğim Cumhurbaşkanlığı forsunu kolilere yapıştırıyorsunuz ya. İşte o Cumhurbaşkanlığı forsu değerli ve anlamlıdır. Onu AK Parti rozetinin yerine koyun ve siyasete, topluma, bu mücadeleye, bu pencereden ve bu gözlükten bakın. Evet, 277 insanımız bugünküleri daha bilmiyoruz rakamlar. İnşallah olmaz ama olacağı kesin gibi duruyor. <laughs> yaşamını yitirdi. 601 sağlık personelimizde hasta. Virüs bulaşmış, pozitif. Ve 3 kıymetli hocamız, değerli bilim insanımız da bu mücadelede yaşamını yitirdi. Allah'ımdan başsağlığı diliyorum. Yakınlarına milletimize sabır diliyorum. Umarım ve dilerim bu son olur. Ancak değerli arkadaşlar virüsün geleceği belliydi. Çok belliydi. Türkiye dünyanın en stratejik noktasında jeopolitik olarak da jeolojik olarak da öyle. Kitlesel bir tehdit ve kitlesel bir risk geliyorum dedi. Biz Elbette iyi niyet vardı. Asla bir art niyet aramam Sağlık Bakanı'nda örneğin. Ama bunu görmedik. Göremedik. İlk 25 bin umreye giden kutsal görevi ziyaret amacıyla da olsa yerine getirmek için umreye giden vatandaşımızın 13 bini kontrolsüz bir şekilde giriş yaptı. 25 bin yaklaşık 106'dır 100 eksidir 13 bini kontrolsüz giriş yaptı ve bizdeki kaynak ve rakamlara göre 12 bin umreden dönen vatandaşımız kısmen kontrol edilebildi. İsparta AK Parti milletvekilimiz bu gerçeği dün itiraf etti. Yani Türkiye'deki bu koronanın bu kadar yoğun süratli bir şekilde yayılmasının altında maalesef umreden dönen ve kontrolsüz giriş yapan 12 bin masum vatandaşımızın dahli var. Resmi rakamlara göre Isparta ilimizde 268 vaka var. Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması bu. Bunun 245'i umreden dönenler. Bakın 268 vakanın 245'i Umre'den dönenler. Bunu sade İsparta'da tespit edilen. Bu 81 vilayet içinde aynıdır değerli arkadaşlar. Şimdi bu bir tespit. Biz buradan yola çıkarak Sağlık Bakanlığı siyaseten dövecek değiliz. Biz buradan yola çıkarak Cumhurbaşkanı'nı siyaseten dövecek değiliz ama orta yerde kitlesel bir riski görmemek var. Görememek var. Tedbirsizlik var. Görevi ihmal var. Sayın Bakan'ın iyi niyetini asla sorgulamam. Ama şunu sorgularım. Diyanet yetkililerinin Diyanet yetkililerinin uçakta kontrol başladıktan sonra uçak Türkiye'ye inmeden Umre'den dönen yolculara, vatandaşlarımıza ateş düşürücü vererek kontrol noktalarındaki olası riskleri gizlemişlerdir. Yani kontrol noktasında yakalanacak, risk tespit edilecek. Şu işgüzarlığa bakın. Uçakta insanlara ateş düşürücü veriliyor ve Tabii etkisini gösteriyor doğal olarak ve termal kameralara yakalanmadan insanlar geçiş yapıyor. Değerli arkadaşlar, bu iş güzarlık, bu hadsizlik ayıptır. Fazla söz söylemek istemiyorum. Diyanet Cumhurbaşkanının arzu, hırs ve heveslerine dini gerekçe ve dini dayanak yaratmaktan başka bir hayırlı işe yaradığını ben görmedim. Kontrol noktalarında termal kameralardan insanlar rahat geçsin diye ateş düşürücü vererek insanları oradan geçmesini sağlayanlar Diyanet yetkilileri. Bu kabul edilemez. Diyanet İşleri Başkanımıza tekrar sesleniyorum. Yani herhalde herhalde Allah'tan kork denecek son kişi Diyanet İşleri Başkanı olur bir ülkede normal şartlarda. Herkese Allah'tan kork deriz ama Diyanet İşleri Başkanı'na Allah'tan kork demek zordur. Ama sen bir siyasi partinin genel başkanının hırs, arzu ve ihtirasına göre, keyfine göre onun arzularını yerine getirmek için dini dayanak ve gerekçe yaratarak fetvalar vermeye kalkarsan ben de Diyanet İşleri Başkanı'na derim ki Allah'tan Değerli arkadaşlar, şunu da merak ediyorum. İnandığımız, saydığımız, hatta güvendiğimiz bir bilim kurulu var. Dün Sağlık Bakanlığı dikkatle dinledim. Bilim kurulu toplantısından sonra evde tutulması mecburi olan yaş sınırını 65'ten 60'a revize etti. Peki 65'ten 60'a revize edildiği anda 65 yaşla ilgili 65 yaşın mutlaka evde kalması karar ile ilgili bir kararın bilim kurulu bunu 60'a revize ettiyse yürütme tarafından derhal ve evlilikle açıklanması gerekir miydi gerekmez miydi? Bana sorarsanız gerekir. 82 milyona da sorarsanız herkes gerekir der. Ben şunu da talep ediyorum Sayın Cumhurbaşkanından yürütme yetkisini kullanarak yasak ve tedbirlerinizi alırken bilim kurulu kararlarına eksiksiz riayet etmek zorundasınız. Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı bilim kurulu kararlarına eksiksiz riayet etmek zorundadır. Yani şunu söylemek istiyorum. Sayın Bakan, siz sadece ve sadece üstelik bir de tıp adamı olarak sadece ve sadece bilim kuruluna uyun. Ve Sayın Cumhurbaşkanı siz de sadece ve sadece Sağlık Bakanı'na uyun. Yani Sağlık Bakanı bilim kurulunu Cumhurbaşkanı da Sağlık Bakanı'nı dinlerse inanın yaşadığımız süreç daha rahat atlatılır. İnanın toplum bu kadar büyük strese ve gerilime sürüklenmez. İnsanlar psikolojik bunalıma girmez. Böyle bir salgın karşısında tek dayanağımız tek reçetemiz vardır. O da akıl ve bilimdir. Siyasi değerlendirmenin bu mücadelede yeri yoktur. Siyasi değerlendirmenin, siyasi kaygının, siyasi tasarrufun koronavirüs mücadelesinde yeri yoktur olamaz değerli arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanım. Meseleye böyle bakmalısınız. Siyaset kimliğinizi de biraz önce AK Parti rozetini çıkarsan birliğe ve dil beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu zaman bunu sağlarız. Ama ilaveten senin Cumhurbaşkanı olarak şu anda rehberin AK Parti parti programı değildir. Senin rehberin yılların siyasi birikimi ve siyasi hedeflerin değildir. Senin rehberin bilim kuruludur, akıldır ve Türkiye'yi esenliğe çıkaracak formül de budur. Buna da uymanı bekliyoruz. Değerli arkadaşlar mesela basit bir örnek biraz önce Tekirdağ milletvekilimiz İlham Aygün Bey beni aradı. Çerkezköy'de bir partili başka partiden de olabilir. Gençlik kolu üyemiz dört gündür korona şüphesiyle hastanede yatırılıyor. Korona şüphesiyle Çerkezköy biliyorsunuz sanayinde yoğun olduğu bir yer. Milletvekilimizin ısrarlı çabaları sonucu dört gün sonra Çerkesköy Devlet Hastanesine kit ulaşıyor. Tanı kiti ulaşıyor. Bu örneği çoğaltmak mümkün. Ben bunu söyleyerek milletimizin moralini kafasını karıştırmak da istemiyorum, morali bozmak istemiyorum. Türkiye büyük bir devlettir. Bu mücadeleyi aşacak güç, kabiliyet ve kapasiteye sahiptir. Ancak burada Sokağa çıkmada gönüllülükle uygulanamaz hale geldi. Sokağa çıkmayın. Hepimiz söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da söylüyor. Sayın Akşener de söylüyor. Sayın Bahçeli de söylüyor. Eee Sayın Sancar da söylüyor. Herkes söylüyor. E çıkmayın. Bu gönüllülük bir yere kadar. Bitti. Bakın yeniden sokaklar yoğunlaşmaya başladı. Bu konuda devlet olarak alınması gereken bu sosyal e, izolasyonu sağlamak için mesafeyi koruyabilmek için alınması gereken tedbirlerin de mutlaka alınması lazım. Şimdi bu son tartışmamız tabi belediyelerle ilgili belediyelerin yardım arzularının yardım görevlerinin yerine getirmesinin devlet tarafından hükümet tarafından engellenmesiyle ilgili kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Gene Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmemiz gerekecek. Sayın Cumhurbaşkanı, bir ekibiniz var, bir kadronuz var. Şüphesiz işlerinde hukukçular da vardır. Mali idarelerden gelen teknik yetkili bürokratlarınız da vardır. Ben size bir şey tavsiye ediyorum. Yarım saatinizi ayırın lütfen. Anayasanın 127. maddesini kendiniz okuyun. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu tümünü değil 18. maddesini kendiniz okuyun. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesinin L bendini, L fıkrasını kendiniz okuyun. Ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunun 40. maddesini lütfen kendiniz okuyun. Bunları zaten izolesiniz, bir odadasınız, yalnızsınız. Bunları kendiniz okuduğunuz takdirde bu tartışma bitecektir. Sizin akıl kurmaylarınız ve avaneniz tarafından ve veya yanlış yönlendirildiğinizi düşünüyorum. Bir cumhurbaşkanı işi toplumu germek değildir. Toplumu ayrıştırmak değildir. Türkiye'de anayasal bir düzen vardır. Ve anayasanın 127. maddesi yerel yönetimleri tanımlamıştır. Görevleriyle ilgili de ipuçları vermiştir. Görevlerini kanuna dayandırmıştır. Kanunlar da 5216 ve 5393'tür. İlaveten 5018 sayılı Kamu Yönetim ve Kontrol Kanunu da bu konuda belediye başkanlarımızın önünü açmaktadır. 2860 sayılı yardım toplama kanunu Belediye başkanlarımızın insanlara yardım ulaştırma, ulaştırılmasında aracılık etmesine, istasyon görevi üstlenmesine engel değildir. Bilakis teşviktir. Lütfen bu kanunlara bir de kendiniz bakın. Doğruyu göreceksiniz. Ama burada hemen şunu söylememiz lazım. <laughs> Değerli vatandaşlarımız şunu bilsinler ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çaret çığlığı duyulan her eve yardım talebinde bulunulan her eve elleri kolları dolu güler yüzü bir şekilde ulaşacaklardır. Bütün vatandaşlarımız bundan emin olsun. Bunun güveni ve bunun huzuru içinde evlerinde otursunlar. Yeter ki direkt milletvekillerimiz dahil Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dahil Bulunduğunuz birimdeki belediyelere ulaşamazsanız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bütün milletvekillerimizi direkt arayın. Ulaşamazsınız diye bir endişede söz konusu asla değil. Belediyelerimiz sizin çığlığınıza kulak verecek, sizin taleplerinizi karşılayacaktır. Türkiye her şeye rağmen büyük ve güçlü bir ülkedir. Belediyelerin Erdoğan'ın bütün engellemelerine rağmen kendi bütçeleriyle, öz kaynaklarıyla başka konulardaki hizmetlerden gerekirse kısmak suretiyle bu dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sorumluluk sahasında yaşayan herkes güven içinde olacaktır. Kimse ben akşam ne yiyeceğim diye düşünmeyecektir. Kimse hava soğuk nasıl ısınacağım diye düşünmeyecektir. Kimse şu ilacı nasıl temin edeceğim diye düşünmeyecektir. İçişleri Bakanı diyor ki devlet nefesi yeter. Belediyenin nefesi bu işe yetmez. Sayın Bakan, içini boşalttığınız, kasasını tam takır ettiğiniz devletin nefesi bu işe yetmez. Yetmediği için de zaten biz bize yeteriz. Devlet yetmemiş ki. Biz bize yeteriz diye Tayyip Bey kampanya başlatmış. Hep söylerim. Devleti devlet yapan veren el olmasıdır. Devlet alan el olmaz. Böyle dönemlerde yardım kampanyalar yapılmaz mı? Arkadaşlar elbette yapılır. Burada gönüllülük esastır. Biraz sonra ona gireceğim. Ama böyle dönemlerde devlet haraç toplamaz. Şimdi bu mücadeleyi devlet kazanmayacak. Bu mücadeleyi belediyeler, belediye başkanları kazanmayacak. Yani bu mücadelenin kazananı ne Tayyip Erdoğan olacak, ne Kemal Kılıçdaroğlu olacak, ne Mansur Yavaş olacak, ne Ekrem İmamoğlu olacak. Bu mücadelenin kazananı millet olacak. Millettir devleti devlet yapan. Devlet dediğiniz nedir? Bir mekanizmadır. Anayasada çerçevesi çizilmiş, görevi yetkisi belirlenmiş bir mekanizmadır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın lafı bunun için söylenmiştir. Bu mücadelenin kazananı ne Cumhuriyet Halk Partisidir ne AK Partidir. Ne Türkiye Büyük Millet Meclisidir ne Cumhurbaşkanlığıdır. Millettir. Sadece millettir. Şimdi size buradan bir haber vermek istiyorum. Bugün öğleden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir kanun teklifi vereceğim. Mahiyeti de şu. Şu anda Cumhurbaşkanlığının açtığı Kampanya ya yapılan bağışlar, özel şirketlerin, özel bankaların yaptığı bağışlar, bildiğiniz gibi e, vergi matrahından düşülüyor. Bu böyle, ortaya da böyle bir kanun var. Biraz sonra vereceğimiz kanun teklifiyle, koronavirüsüne mahsus olmak üzere bu bağışların vergi matrahından düşürülmesinin önüne geçmeyi hedefliyoruz kanunu değiştireceğiz. Koronas tehdidinden dolayı özel banka ve özel şirketlerin, odaların, borsaların, sendikaların, sendikanın vergisi yok. Yaptıkları bağışların vergi matrahından düşülmesinin iptali yöne yönelik bir kanun teklifi vereceğiz. Diyeceksiniz ki bu nereden çıktı? Neden? Söyleyeyim nedenini. Hep diyoruz ya. Neydi o danışmanın adı Fahrettin Altun mu? Fahrettin Bey de ki, bağışlarda gönüllülük esastır. Hani yazılar yazılıyor Yargıtay'dan tutun da Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Tarım Bakanlığı'ndan, Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar. Kim samimi, kim samimi değil bunu görmek istiyoruz. Böyle bir zor günde insanlar nasıl olsa vergi matrağında düşeceğim. Ha maliyeye vermişim ha kampanyaya vermişim mantığıyla mı para veriyor? Yoksa bir dayanışma, yardımlaşma anlayışı içinde, bir milli birlik, beraberlik anlayışı içinde mi para veriyor? Bunu görmek istiyoruz. Gücün kadar ver. Şu kadar ver de demiyoruz. Devlet kendi kasasından varsa para harcayacak zaten. Vergiden düşerim diye mi para verilecek? Yani ticari bir bakışla mı insanlar koronayla mücadelede mağdur olan insanlara el uzatıyor? Yoksa halisane duygularla, samimi duygularla, vatanseverlik ve yardımlaşma duygularıyla milli ve manevi değerlerimiz ekseninde mi para veriyor? Bunu da görmek istiyoruz. Evet, bunu ilk defa şimdi kamuoyuyla paylaşmış olduk. Biz söyledik, Erdoğan hopladı. Kimi kamu yöneticileri hopladı. Fahrettin Bey de söylediğimiz yere gelmiş. Efendim bağışların gönüllü olması esastır. Zorunlu bağış olmaz. Daha önce söyledim. <laughs> Zorunlu bağışın adı vergidir. Haraçtır. Korona vergisi. Bunu doğru bulmuyoruz. Bu insanların gerek belediyelerimize gerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı kampanya yardım etmemesi mesajı değildir. Bilakis az veren candan çok veren maldan mantığı içerisinde herkesin hepimizin elini taşın altına koyması bu dönemde mağdur olan ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında azami gayreti göstermesi gerekir. Şimdi değerli arkadaşlar biz tabii dünyada Türkiye'nin saygınlığını her şeyin üstünde ve önünde tutarız. Türkiye'nin 83 milyonluk Türkiye'nin dünyanın en stratejik noktasında yer alan konumlanan Türkiye'nin Avrupa ülkelerine bütün dünyanın ortak mücadele ettiği koronavirüs tehdidine karşı mücadele eden kimi Avrupa ülkelerine yardım göndermesi elbette övülecek bir şeydir. Dün söyledim gerçi. Sultanahmet'te dilenip Ayasofya'da sadaka verilmez dedim. Ama her şeye rağmen Türkiye'nin itibarı da önemlidir. Türkiye büyük bir devlettir. İtalya'ya, Fransa'ya <laughs> ülkeleri şimdi tam bilemedim ee, yardım gönderilmesini bu milletin evladı olarak çok benim mesela içimi okşamıştır. Türkiye. Bak İtalya'ya, Fransa'ya insani tıbbi yardım gönderiyor. Güzel. Fakat hani dün bu belediyelerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı diyordu ya devlet içinde devlet arıyordu ya şimdi dün bunun çok güzel bir örneği aslında gazetelerde boy boy resimlendi. Değerli arkadaşlar, devlet budur. Devlet budur. Devleti bu temsil eder. Bakın üstelik bu Şanlı Albayrağımızın <laughs> Cumhurbaşkanlığı forsuyla birlikte olanı vardır bir de Cumhurbaşkanı'nın olduğu yerlerde takılan. Devlet bu. Bu da kolilere İtalya'ya, Fransa'ya giden kolilere yapıştırılan devlet. Devletin içindeki devlet bu işte. Bu, bu, bu. President of the Republic of Turkey. Türkiye Cumhurbaşkanı. Yani gönderen Türkiye Cumhurbaşkanı. Bir resmini koymamış. Bir resmini koymamış. Devlet içinde devlet olmaz. Elbette olmaz. Onu siz yaşattınız Türkiye'ye bir kere. Bir daha olmayacak. Belediyelerimiz devlet içinde devlet değildir. Yerinde devlettir, mahallinde devlettir. Yerel yönetimdir, yerinden yönetimdir. Ve onun onlara anayasa ve kanunla verilmiş görevler vardır. Belediyelerimiz bunu yapıyor. Sana rağmen de yapmaya devam edecek. Lakin devlet işte budur. Bu da devlet içindeki devlettir. Devlet içindeki devlet. İşte devlet içinde bir devlet mantığı Kimde var diye bakarsanız vatandaşlarımız burada görürler. Ben isterim ki İtalya'ya giden kolide bu olsun kardeşim bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin al bayrağı olsun isterim. Bu Cumhurbaşkanlığı forsu. Türkiye'yi fors temsil etmez. Türkiye'yi al bayrak temsil eder. Bu şu demek ey İtalya ey Fransa İşte bu benim size yardımım. E Erdoğan'ın yardımı demek bu. Ve insanlar Erdoğan dünyaya caka satsın diye yani cebinden bilmem temel ihtiyaçlarından fedakarlık ederek biz bize yeterize para vermek zorunda değil. Şimdi bunları bunları bir kırıcı bir bozucu yıkıcı mantıkla söylüyor değilim. Şuna kim itiraz edebilir? Devletim bu benim. Hepimizin devleti bu. Bu ayrı bir şey. Force bu. Şahsı da içine alan Cumhurbaşkanlığının forsu. Bunu Avrupa'da kaç kişi bilecek bu forsu? Ama bunu herkes bilecek. Şimdi bu konularda olayı kişiselleştirmemek lazım. Olayı kişiselleştirenlerden birisi de Yargıtay Başkanımız. Yargıtay Başkanımız yeni seçildi. Görev heyecanını anlayışla ve saygıyla karşılamak istiyorum. Türkiye'de devlet memurlarına baskı yapılıyor yapıyorlar. Doğrudur, iyidir demiyorum ama yapılıyor. Ancak yargı mensuplarının Yargıtay Başkanımız şunu bilmez mi? Anayasanın 139. 140. maddelerini bilmez mi? Yargı mensuplarının hakimlerin ve savcıların anayasayla teminat altında olduğunu bilmez mi? Allah aşkına bir Yargıtay Başkanının üyeler, hakimler, tetkik hakimler, savcılar için bin lira, memurlar için en az yüz liradan az olmamak üzere Cumhurbaşkanımızın kampanyasına bağış yapın talimatını asla ve asla doğru bulmuyorum. Değerli başkan arkadaşlar memura baskı etin koktuğu yerdir. Bu konuda hani milli eğitimden emniyetten teşkilatlar yazı gitmiş ya yardım yapın en az şu kadar diye. Bu etin koktuğu yerdir. Ama hakime ve savcıya yargıtay başkanı üzerinden baskı Tuzun koktuğu yerdir Sayın Yargıtay Başkanı. Yani kimi işgüzar kamu yöneticileri, bakanlıklar, bakanlık üst düzey yöneticileri, il müdürleri işgüzarlık yaptı, eti kokuttu da sen tuzu kokutuyorsun, tuzu. Bu da kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi bu arada damat da demiş ki hükümet olarak tüm e, imkanları seferber ettik, B ve C planlarımız hazır. Damat Bey herhalde A planının yedek akçeyi sıfırlamak olduğunu ve sıfırladığını biliyorum onu sizle paylaşmamış. Direkt B ve C planlarına gitmiş, çek yönelmiş. Şimdi tekrar söylüyorum. Fahrettin Altun'un da dediği gibi hani bizi dinlemeyenler için söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da dediği gibi yardım ve bağışlarda gönüllülük esastır. Ben Yargıtay Başkanı oldum. Yazı yazarım. Herkes paşa paşa bin lira verir. Diyemezsin kardeşim. Ne başkan olursan ol. Ayıptır. Sen yapınca daha çok ayıptır. Adıyaman Milli Eğitim Müdürü de yapmıştı böyle bir şey. Dekontları bana gönderin diye. Dün buradan ayrıldım bunu söyledim. Bir saat sonra Adıyaman Milli Eğitim Müdürü dekontları bize göndermeyin diye yeni bir yazı yazmış. Sayenizde işte basının görevini yapması. Böyle iyi şeylerin olmasına da vesile oluyor. Bir garabette hak iş. Hak iş. El hak etti, El söyletiyor. Hak iş bir milyon lira para bağışlamış. Güzel. Baş, baş, düşününce güzel. Hak iş kim? Bir işçi sendikası. Ya senin üyen işinden olmuş. Senin üyen olsun olmasın yüz binlerce insan şu anda iş kaygısı yaşıyor. Ey hak iş başkanı bak. Hükümetin ödediği bin lirayı alabilmek için insanlar kuyrukta. Bak bak. Ey hak iş başkanı. Işçi bunlar. Işini kaybeden işçiler. Hak iş başkanı bak. Çankaya İşgör Müdürlüğü. Kuyruğa bak kuyruğa. Bunlar da işini kaybeden işçiler. Işsizlik <laughs> parası almak için buralarda yeni, yeni iş başvurusu için buralarda. Sen işçiden kestiğin aidatı Cumhurbaşkanının cakasına renk katmak için Cumhurbaşkanına göndereceğine işini kaybeden işçine iade et. O zaten işçinin parası. Çok ayıp. Bunu da asla kabul etmemiz mümkün değil. Değerli arkadaşlar özetle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizle birlikte bu afetin bu krizin bütün dünyanın mücadele ettiği koronavirüsle yapılan mücadelede aziz milletimizin huzuru, sağlığı, sıhhati, esenliği, güvenliği için her türlü fedakarlığa hazırız. Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanı konuşmamın başında söyledim. Bu günlerde birlik olmayacağız da ne zaman birlik olacağız sorusunu şimdi de ben soruyorum Sayın Cumhurbaşkanı'na. Böyle bir süreçte bile partizanlık yaparsan, Olaylara AK Parti penceresinden bakarsan Sayın Cumhurbaşkanı biz nasıl birlik olacağız? Teşekkür ederim. Evet. <laughs> Saat kaç? Şimdi görüşmeye gidiyorum burada. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kırmızı çizgilerimizi dün söylemiştim. AK Parti'nin meseleye bakışı şu. Konuşmak ve düşünmek suç, adam öldürmek suç değil. Konuşan ve düşünen içeride olsun. Gazeteciler gibi, yazarlar gibi, siyasiler gibi. Adam öldüren dışarı çıksın. Biz şöyle diyoruz. İki seçenek sunuyoruz aslında. Bir infaz indiriminden bahsediyorsan, anayasanın eşitlik ilkesine dayalı olarak herkese eşit nisbi olarak infaz indirirsin. Bu bir seçenektir. Yok ben bir havuz yapacağım. Bu havuzda düşünenler, konuşanlar, AK Parti'ye ve rejime muhalif muhalefet edenler yararlanmayacak. Havuzda kalacak. Diğerlerine salı vereceğim dersen ben de derim ki uyuşturucu baronlarını salı veremezsin. Ben de derim ki kadına ve çocuğa tecavüz eden, kadına şiddet uygulayanları salı veremezsin. Ve bunların dışında ve tabii şiddet, kadına şiddet eee çocuk taciz ve tecavüzü, cinsel suçlar, özel hayatın eee mahremiyetini ortadan kaldıran suçlar, mahremiyetine aykırı işlenen suçları salamaz. Ya hepsini salacaksın? Düşünmüş, bir mitinge katılmış, bir tweet atmış, cezaevinde duracak, terörle ilişkilendireceksin. Efendim uyuşturucu baronuymuş ama şimdi nadim olmuş. Bunu salı verelim. Salamazsın. Salamazsın. Öncelikle terörle, terör örgütüyle hiçbir ilişkisi olmadığı halde, hiçbir üyelik örgütsel bağı olmadığı halde attığı bir tweetle terör örgütünün amacına hizmet etti diye ilişkilendirip terörden ceza verdiğin insanı içeride tutamaz. Bunlara hiç ceza veremezsin ama verdin infazdan onları da yararlandırabilmelisin. Dün kırmızı çizgimizi söyledim. Eline silah alan devletimizin askerini polisini vatandaşımızı vuran, kurşun sıkan, mayın tuzaklayan, bombalayan insanlar kesinlikle ve kesinlikle zaten bu kapsama giremezler. Evet teşekkürler. İyi mesailer.